Sevgili Malatyalılar, bizim tek bir gündemimiz var, deprem. Depremde Malatya'yı nasıl ayağa kaldırabiliriz? Ancak Malatya'yı ve ülkeyi yönetenlerin depremle ilgili bir gündemleri yok. Ne diyorlar? Terör diyorlar. PKK diyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. PKK'nın da, terörün de Allah bin türlü belasını versin. Kim terörü destekliyorsa, kim PKK'yı destekliyorsa Allah onların bin türlü belasını versin. Değerli Malatyalılar, şimdiye kadar Malatya'yı yönetenlerin Malatya ile ilgili depremle ilgili tek bir önerisini duydunuz mu? Ancak biz geldiğimiz zaman 5 kuruş almadan evlerini kaybeden, iş yerlerini kaybeden insanların iş yerlerini ve evlerini teslim edeceğiz. İnsanlarımız hala çadırlarda bu sıcakta cayır cayır yanmaya devam ediyor. Hala konteyner bulamayan binlerce insan var. Bu insanlar mı sizin evinizi teslim edecek? Bir kara propaganda. CHP gelirse evleri teslim etmeyecek. CHP gelirse, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse insanların evlerini, konutlarını çok kısa sürede teslim edeceğiz. Teslim edemezsek gelin Vela Baba'nın yakasından tutun. Deprem başladığı günden beri sokaktayım, köydeyim. Malatya'da adım atmadığım yer kalmadı. Bilin ki bu sorunları en iyi çözebilecek Vela Baba'dır, Millet İttifakı'dır. Sizden rica ediyorum, elinizi vicdanınıza koyun. 28 Mayıs'ta sandığa giderken bir düşünün değerli arkadaşlar. Malatya'nın sorununu Vela Baba mı çözer, yoksa ismini bile bilmediğiniz seçilen milletvekilleri mi çözer? Malatya'nın sorunlarını Vela Baba mı çözer, yoksa Top Söğüt'te 6 ay önce yaptığı konutları ağır hasarlı olan yöneticiler mi çözer? Malatya'nın sorunlarını Vela Baba mı çözer, yoksa Türkiye'nin gündemine ölülerimiz iyi gömdük diyen siyasetçiler mi çözer? 28 Mayıs'ta sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu kara propagandaya inanmayın. Tek gündemimiz deprem, deprem, deprem. Malatya nasıl ayağa kalkar? Malatya tekrar eski Malatya nasıl olur? Tekrar ışıklarımız nasıl yanar? Onu düşünüyoruz. Büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız. 3,5 aydan beri Malatya ile ilgili çivi çakmayanlar bu sorunları çözemez. Heyecanımız var, bunu bilin. İnancımız var, onu bilin. Malatya'yı seviyoruz. Lütfen 28 Mayıs'ta sandığa giderken Malatya'nın 3,5 ayda nasıl yönetildiğini bir düşünün. Malatya'ya sahip çıkın. Bir Malatya milliyetçisi olarak söylüyorum. Bu dertlerinizi çözeceğiz. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa bilin ki Vela Ağbaba Malatya'yı ayağa kaldırmak için gece gündüz mücadele edecek ve Malatya'yı tekrar eski Malatya gibi yapacak. Tekrar ışıkları yanan, insanların heyecanla sokaklarında yürüdüğü, eğlendiği bir Malatya'yı hep beraber yaratmak sizin elinizde. Sandığa giderken lütfen bunları düşünün.